Merhaba sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar, hoş geldiniz. Evet, Ekim ayına giriş yapıyoruz sevgili koçlar. Terazi Burcu yeni ayıyla beraber başlayacağız bu haftaya. Koçlar için de bu hafta birazcık gergin başlayabilir. Çünkü Güneş'in Plüton'la ardından Uranüs'le yapacağı sert açılar ve bu sert açıların etkisindeki Terazi Burcu yeni ayı tabii ki koçlar için de önemli bir yeni ay. Evet, Terazi Burcu'nda yeni ay biliyorsun yılda bir kez oluyor. Evet. Koç Burcu'nun tam Güneş'in karşıt olduğu bir dönemde bir yeni ay var. Şimdi tabii ki bu yeni ay çok güçlü bir yeni ay ama gerçeği söylemek gerekirse biraz problemli. İş ortaklıklarında birlikte çalıştığı kişilerle eş ilişkilerinde, karı koca ilişkilerinde problem varsa sıkıntı yaratacak bir dönemin içindesiniz sevgili koçlar. Biraz temkinli olmakta fayda var bu yeni ayda. Evet, çünkü Uranüs ve Plüton etkisi olduğu için kontrol edilemeyen bazı durumlar oluşabilir. Biraz şartlara uyum sağlayıp kabullenişte olmak gerekiyor herhalde, değil evet, mi? Biraz kabullenişte olmak lazım çünkü Uranüs ve Plüton'a karşı çıkamazsınız. Evet. Yani olacak olan olur. Burada mesela hizmet aldığı bir kişiyle yollarını ayırabilir. Bir iş ortaklığı bitebilir veya eşinden ayrılabilir veya eşiyle ilgili çok ciddi bir sorun ortaya çıkabilir. Veya çevresinde önem verdiği bir insanla ilgili yeni bir haber alabilir. Evet. Çünkü bu daha ziyade koçun tam 7. evine temsil ediyor. Açık bazı düşmanlıklar da olabiliyor. Aklında bulunsun. Uranüs ve Plüton. Açık bazı işte dedikodular, gerginlikler olabiliyor. Sosyal ve ekonomik konumuna göre. Şimdi Koç burcunun yönetici gezegeni Mars'ın da Başak burcuna girdiğini görüyoruz 15 Ekim'den itibaren. 15 Ekim'de Mars Başak burcuna geçecek. Koçlar için bu durum biraz daha yoğun çalışma ve günlük hayatın temposunun artması. Evet, koçlar aslında tatil bitti diyebiliriz. Evet. 5. evinizdeki Mars'ın aktivasyonu ve size destek veren yönleri bitti. O dönemde çok fazlasıyla çalışan bazı koçlarımız oldu ama 15 Ekim'den itibaren yaklaşık 45 günlük bir dönemde Mars Başak Burcu'nda çok fazlasıyla çalışma hayatı üzerine hareket etme, günlük işlerin, günlük sosyal hayatın olgunlaşması ve yoğunlaşmasını göstermiş. Arkasından 19 Ekim'de Koç Burcu'nda bir ay tutulması var. Bu çok önemli. Evet, Koç Burcu ay tutulması koçlar için yılın önemli bir dönemi. 25 derece Koç Burcu'nda olacak. Dolayısıyla son dekan doğumlu koçlar daha fazla etki alıyorlar. Aslında ilginç enerjiler var tam tutulma sırasında. Venüs'ün Uranüs'le yapacağı trine açı ki tutulmadan 3 gün önce etkinleşiyor bu açı ama tutulma sırasında da etkili olacak. Merkür'ün Jüpiter'le yapacağı üçgen açı. Biraz sürpriz, belki sevindirici, hoş gelişmeleri de gündeme taşıyabilir. Çünkü Venüs de Yay Burcu'na geçmiş olacak ayın ilk haftasında. Yeni tanışmalar belki. Venüs'ün de desteğiyle, çünkü hemen öncesinde üçgen Uranüs var. Yani Venüs'ün yaydaki durumu koçlar için tanışmalar, küçük seyahatler, yabancı ülke seyahatleri, ani çıkarabilecek seyahatler, işte toplantılar, eğitim hayatıyla ilgili başarılar da yakalayabilir. 19 Ekim'deki Koç burcundaki ay tutulması zaten şöyle bakarım, 18 Nisan'la 21 Nisan arasındaki koçları çok etkileyecek. Evet. Ve bu aslında bir koç terazi döngüsünün başladığını gösteriyor. Evet. Koç terazi, yani gökyüzünde artık mevsimsel olarak koç terazi mevsimi ortaya çıkıyor. 18 ay diyebiliriz. 1,5 yıl, gerçekten 1,5 yıl. Yani 16 ayı çok baskın olmak üzere, son 3 ayı daha hafif olmak üzere 18-19 aylık bir koç terazi mevsimine giriyoruz. 20 Ekim dikkat etmeleri lazım çünkü yönetici gezegenleri Neptün'den bir düşüklük almış. Evet, 20 Ekim'de Mars'ın Neptün'de bir karşıt açısı küçük var. Küçük sağlık sorunları, üzgünlük. Bunlar var. Artısında 30 Ekim çok güçlü çünkü yönetici gezegen Mars Plüton'a destek veriyor. Oğlak Burcu'ndan destek veriyor. Oğlak Burcu'ndan destek veren bir Plüto, iş ve kariyer hayatında da beklenmedik bir gelişme olabileceğini, önemli karar verebileceğini, önemli bir şekilde yükselebileceğini gösteriyor. Merkür Retrosu ile beraber de bence iyi bir döneme giriyor. Merkür Retrosu nasıl etkileyecek koçları? Özellikle finansal alanda bazı gecikmeler olacak. Gecikmeler olabilir. Kredi işlemlerinde bazı pürüzler çıkabilir. Bankalar arası iletişimde bazı sorunlar çıkacak. Koçlar, onlarla ilgili belki uğraşmaları ya da düzenlemeler yapmaları gerekebilir. Yani gözden geçirmeler olması söz konusu olabilir. Bence bu ayın ilk haftası biraz gergin. İkinci haftasından sonra, yani biraz da 15 Ekim'den sonra biraz düzeliyor Koç Burcu.
Gene de Merkür Retrosu'nu etkilerinden bilinçokulu.com isimli internet sitemizden belgelerin bölümüne girerek veya siteyi kurcalayarak Merkür Retrosu'nda neler yapmamız gerektiği veya neler yapmamamız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız haftalık video yorumlarımıza bakabilirsiniz. Orada biraz daha detaylarımızı göreceksiniz. Günlük yorumlarımızda zaten her evet, gün. Evet tamam. Sizinle birlikte. Evet. Evet, sevgiler, saygılar, keyfine bak koç. Hoşça kalın. Bye.